Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Özellikle fiyat performans bir oyuncu bilgisayarları isteyenler için tamamıyla AMD sistemine kurulmuş MSI Bravo incelemesiyle karşınızdayız. <laughs> MSI Bravo 17 hatta tam koduyla ki aşağıya da yazacağım A4DDR-039XTR kod adlı bu cihaz başta da söylediğim gibi tamamen bir AMD sistemle beraber geliyor. Cihazın kalbinde Ryzen 7 4800H yani performans odaklı 7 nanometre sürecinden geçen bir diğer yandan da verimli bir işlemcimiz bizleri karşılıyor ve bununla gerçekten e, kurgu vesaire çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bir diğer yandan ekran kartı tarafında da Radeon RX 5500M bulunuyor ve bu sayede de oyun performansı konusunda bize önemli artılar sağlayan bir laptoptan bahsediyoruz. Hatta RX 5500M çok bilmeyenleriniz vesaire olması ihtimaline karşı performans açısından Nvidia kanadında 1650-1660 Ti arasında bir performans sergilediğini de söyleyelim. Yani yine fiyat-performans oyunu konusunda. Gerçekten AMD Radeon RX grafikleri de çok iyi sonuçlar verebiliyor ki oyun testlerinde de bunların sonuçlarını göreceksiniz. Yani burada tabii ki birçok şeyi test ediyor olacağız. Ama isterseniz e, işin başından yani tasarımıyla başlayalım. Tasarımı şimdiye kadar gördüğüm en siyah ve e, bu siyahlığıyla beraber çok şık duran bir laptop olduğunu söyleyelim Bravo 17 için. Hemen arkada görebileceğiniz gibi bir fırçalanmış alüminyum çerçevemiz var. Bu alüminyum çerçeve aynı şekilde e, klavyenin bulunduğu üst yüzeyde yansıtılmış. E, arkada Bravo logosunu görüyorsunuz. MSI logosu bulunmuyor. Bunu diğer markalarda da fazlasıyla görmeye başladık. Türkiye'de olmasa da işte Gigabyte Aorus'ta e, arkada Aorus logosunu kullanıyor. E, Türkiye'de TUF serisinde artık TAF logosunu görmeye başladık. MSI'ın Bravo serisinde arkada Bravo'nun o e, şahin diyebileceğimiz e, kuşunun yırtıcı kuşunun kanatları açmış bir şekilde durduğu halini görüyorsunuz. Orası da e, aynalı bir yapıda olduğundan ışıkları rahatlıkla yansıtabiliyor. Boyutlarına geldiğimizde 397 mm'lik uzunluğu, 260 mm'lik eni ve 23 mm'lik kalınlığı var. 2.3 kg ağırlığında. Yani günümüzdeki oyuncu bilgisayarlarına nazaran ki karşımızdaki 17.3 inç ekranında bile çok ince çerçevelerinin kullanılmasıyla oldukça kompakt aynı zamanda 2.3 kilogram ağırlıkta 17.3 inçlik bir bilgisayar için çok iyi değer olduğunu söyleyelim ki benim küçük çantamda yani 15 inçlik bilgisayarları sığdırabildiğim çantamda ben bunu rahatlıkla işten eve evden işe götürürken rahatlıkla taşıyabildim bu da bu ince çerçevesinin yapısıyla böyle bir avantajı da oluyor. E, portlarına baktığımızda sadece sol ve sağ tarafında var. Hani arka tarafında bir e, port koyulmamış. Hemen sol tarafından baktığımızda e, bir adet güç girişimiz HDMI e, portumuz. Burada 4K 30 Hz desteği olduğunu söyleyelim. 2 adet USB 3.2 Gen1 tip A portumuz yer alıyor. Cihazın sağ tarafına geldiğimizde 1 gigabit LAN destekli RJ45 portumuz, 1 adet tip C bağlantımız, USB 3.2 Gen1 olarak geçen 1 adet yine 3.2 Gen1 tip A bağlantımız ve mikrofon ve kulaklık jacklarının da ayrı olduğunu, kulaklık jackında Hi-Res audio desteği de olduğunu ayrıca belirtelim. Bir de burada Kensington kilitimizde yer almış. burada Hi-Fi desteğinin olması da önemli bir altı. Bu arada altın uçlu olduklarını da bahsedelim. Bu 3.5 milimetrelik jack girişlerimizin. bu da özellikle sese yönelik seven insanlar için iyi olacaktır. ve kulaklık ve mikrofonu ayrı ayrı kullanmak açısından yine önemli bir artısı var. Ayrı ayrı kullanılmasının. Cihazın klavyesine geldiğimizde aslında MSI kanadında hep SteelSeries klavyelerin kullanılmasına alışkınız. Burada tek kırmızı renkli klavyemiz var. Direkt SteelSeries üretimi değil ama aynı hissiyatı yaşıyorum. Yani MSI'nin o üst seviye cihazlarında yaşadığım aynı hissiyatı. Burada da veriyor en önemli güzel yanlarından biri numerik kısmı da var. Tuş boşlukları çok iyi bir şekilde ayarlanmış. Hatta soldaki kontrol daha geniş bir şekilde tutularak daha rahat basabiliyorsunuz. Hatta burada sol taraftaki kontrol Shift, Caps, Look e, tab ve aynı zamanda denden işareti yapabildiğimiz ya da oyunlarda konsolu açabildiğimiz tuş da daha geniş bir şekilde ayarlanmış. Ve aynı zamanda sağ taraftaki shift enter e, noktalı virgül ve backspace tuşları da bu şekilde ayarlanmış. Yani aslında e, asıl kullanmanız gereken onları hissetmeniz gereken tuşlar daha geniş bir şekilde ayarlanmasına rağmen burada boşluklar bile bırakılmış. Bu önemli artılarından biri ve çok rahat kullanıyorsunuz. Sadece e, buradaki numerik tuşunda işte e, delete'in yeri falan biraz değişik olduğu için bir garipseme olabiliyor ama zaten çok kısa sürede alışıp rahatlıkla kullanıyorsunuz ve elinize de koyduğunuzda buraya tam elinizin altına gelmesiyle çok rahat bir şekilde e, kullanım sağlıyor. E, bilekleriniz yere düşmeden rahatlıkla kullanıyorsunuz. Bu e, güzel bir artı. E, buradaki touchpad'imiz ise gerçekten hassas, çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. E, özellikle MSI Creator Center e, serisinde, daha doğrusu Creator serisindeki touchpad hassasiyetine oldukça yakın. Oradakiler tabii ki çok daha iyiydi ama burada da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben mesela Oyunlar dışında fare gereksinimine en ufak bir ihtiyaç duymadım. İşin teknik özellik kısmına geldiğimizde zaten başta söylediğim gibi 17.3 inçlik Full HD bir IPS ekranımız var, 144Hz tazeleme hızı sunduğunu ve sol altta görebileceğiniz gibi de FreeSync premium desteği de var. Zaten komple bir AMD sistem olduğu için ekran da bu sisteme tamamıyla uygun bir şekilde ee, denklemesini yapıyor ve siz oyun oynarken yırtılma vesaire gibi sorun görmüyorsunuz zaten. Testlerde de göreceksiniz FPS değeri olarak 60'ın altına düştüğünü ben genel yapılan oyunlarda hiç görmedim. Bu da güzel bir artısı olmuş bu cihaz için. Ryzen 7 4800H 7nm sürecinden geçen oldukça performanslı hatta ilk cihaz geldiğinde Eee Eray biliyorsunuz bizim bir e, motosiklet kanalımız da açıldı Adventure İstanbul diye. Onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Onun kurgularını bu bilgisayarda yaptı. Hatta ben incelemesini bitirdikten sonra oradaki birçok videonun kurgusuna da burada yapılmaya devam edilecek. Oldukça hızlı, rahat, sorunsuz bir şekilde alabiliyor. Zaten 4000 serisi ile alakalı çok inceleme videomuz oldu bu kanalda. E, ben özellikle profesyonel işler yapmaya da yönelik işte bu render almayı başta çok iyi bir sonuç çıkardığını görüyoruz 4800 haşır bunun yanına eklenen RX 5500M de gerçekten oyun ve performans konusunda ne istiyorsanız veriyor. Zaten bu cihazın bulunduğu fiyat bandında da hep 1660 Ti'yı işte 1650'yi vesaire görürüz. Burada bence benzer sonucu yakalayabilen bir de tabii ki 4800H'ta daha uyumlu çalışan komple AMD sistemi olduğu için bir ekran kartı bulunuyor. Bu da oyunlara tabii ki yansıyor. 16 GB'lık 3200 MHz'lik bir belleğimiz var. Bu da bunun için oldukça yeterli ve 512 GB'lik M.2 e, NVMe SSD'miz de var. Bu da oldukça hızlı çalışabiliyor. Ama cihazın içinde 2,5 inçlik bir SATA e, hard disk yuvası da mevcut. Hatta dilerseniz e, cihazın arkasından cihazdaki güvenlik etiketini sökseniz bile yapacağınız güncelleştirmelerde cihaza zarar vermediğiniz müddetçe garantiden bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani cihazı aldınız, siz bunu 32 GB RAM'e çıkartmak istiyorsunuz. SSD'si 512, bana az gelir deyip, bir de 1TB, 2TB hard disk yerleştirdiniz. Yine bir cihazda ileriki dönemde olabilecek bir sorun da e, MSI servisine gönderdiğinizde MSI servisi sorunsuzca sizlere e, bu kullanımı devam ettirebiliyor. Buradan saymıyor. Bir diğer yandan önde bir adet HD kameramız var. 720p 30 FPS çekiyor. Ama çok memnun kalmadığımı söyleyip e, bir diğer yandan e, aslında 2020 yılındaki bu pandemi sürecini atlattık Hala devam ediyoruz Hani en azından 2020'yi atlattık ee, ve orada kameraların ne kadar önemli olduğunu zaten kamera satışlarından da görüyorsunuz. Biraz daha iyi bir sonuç çıkabilirdi bence bu 17'de ama e, bu seviyede artık bazı modellerde hiç olmadığını da görüyoruz e, olmamasından daha iyi sonuç En azından evde bir derse katılmanız gerektiğinde bir toplantıya katılmanız gerektiğinde rahatlıkla burada katılıp işlerinizi yapabilirsiniz. Ama aynı en azından Full HD çözünürlüğü olsa belki daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, bağlantı tarafında zaten rc 45ten Gigabit LAN bağlantısı olması önemli bir artısı. Bir diğer yandan Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteği de var. AX standardına geçmiş olması tabii ki artısı. Ee, şu anda Türkiye'de daha yaygınlaşmamış olsa da AX standartıyla daha stabil, daha düzgün internet alabiliyorsunuz. Bu da onun direkt karşılığını verebiliyor. Hatta AX sistemi kurarsanız bence RC45 ile bir bağlantıya bile gerek kalmıyor kablosuz çok rahat bir e, bağlantı sağlayabilirsiniz bu cihazla beraber. Bu cihazın en önemli yanlarından biri de Cooler Boost 5 soğutması. E, bunu da 7 adet ısı borusu ile beraber yapıyor içerisinde. Çift fanla beraber. Gerçekten çok serin kalıyor. Bu arada cihazı ben performans modunu açtığımda hatta buradaki kısa yoldan da şu anda ekstrem performansı alayım. Normalde birçok laptop ekstrem performans aldığınızda Fanı çok çalışmaya başlar, kendini çok belli eder, çok ses çıkartır. Şu anda ekstrem performansta bile aşırı yük binmediği müddetçe gayet sistemdeki sınırları kaldırıp fanlar da sessiz bir şekilde çalışabiliyor. Full boost modunu açtığınızda o zaman hiç gereksinimi olmayacak şekilde soğuyor. Çünkü dediğim gibi ben bunda çok oyunda oynadım, etrafta birçok oyunu test ettiğimde ya ne sesi bu falan diye ya da yine Aydoğan oyun test ediyor muhabbetleri dönüyor ofiste çünkü fan sesi bu sefer çok çıkıyor. Bunda öyle bir sorun olmadı. Ee, gerçekten sessizle çalışarak sıcaklık değerlerini de korumayı başarıyor. Ee, bu benim için en büyük artılarından biri. Ses tarafında zaten Hayra Zodio'ya desteği olduğunu söylemiştim. Namimik 3 ile beraber de e, gayet e, efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bir MSI ürününden bahsediyoruz. Burada Dragon Center ile kontrol edebilme e, e, aynı zamanda game highlight kaydedebilme, e, app playerla e, mobil oyunları burada e, çalıştırabilme, e, overwolf arayüzünün kendisi companion olarak sunabilme gibi çok güzel avantajları var. Bunu MSI'nin sadece üst seviye cihazlarında değil bu tarz fiyat performans serisinde de sorunsuzca kullanabiliyor olması tabii ki bizim de gönlümüzü kazanmasını sağlıyor. Son olarak bataryaya gelelim. 51 watt bölü saatlik bir batarya var içerisinde. Bu biraz az gelebilir. E, mobile mark değerlerine göre 7 saat verse de normal kullanımlarında e, 3-4 saate yani 4 saati biraz zorlayacak şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Oyun oynarsanız batarya üzerinden 1 saat 1,5 saatte e, bitebiliyor. Tabii ki oyun oynayacaksanız zaten tam performansı kullanmak açısından bataryaya, şarja takılı bir şekilde yapmanız en güzeli e, tabii ki. Ama bir film izlemek istiyorum falan filan 2-3 saate biter mi derseniz de öyle bir sorun olmuyor. E, film izlerken en az bir iki film izleyecek kadar e, süreyi de sizlere sağlayabiliyor bu geniş ekranında. E, genel olarak baktığımızda gerçekten Fiyat-performans açısından iyi, şu anda 10-10 ila 11 bin TL bandında gezen bir fiyata sahip. Bu fiyata baktığımızda sunduğu alüminyum çerçevesi, sağlamlı iyi soğutması. Full AMD sistemiyle gerçekten performans odaklı olması, e, tabii ki e, Creator Center ile ya da buradaki Dragon Center oyunlarda biliyorsunuz Dragon Center olarak geçiyor. Bunun avantajı hoparlörlerinin oldukça iyi ses vermesi, geniş ekranı, hafifliği derken bence genel toplamda gerçekten şu günümüz e, döviz ve e, laptop fiyatlarının coştuğu durumda çok iyi bir tercih olabilir. Ben özellikle test ettikten sonra bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki 10-11 bin. E, fiyat bandında laptop arayanlar için ilk önereceğim cihazlardan biri olacak. Burada dediğim gibi genel toplamda oyun da oynatabilen, çok iyi olabilen bir cihaz olmuş. E, oyun oynatabilen dedik. Başta da iyi performans verdiğinden söyledik. E, test ve oyun sonuçlarını da isterseniz bir görelim. Ne kadar performans sağladığını sizler de kendi gözlerinizle görün. gibi gerçekten hani birçok oyunda sorunsuz bir performansı alabiliyorsunuz ee, tabii ki daha zorlayıcı oyunlarda da kullanabilirsiniz. Ama hani genel kullanıcıları şu anda en çok kitlenin oynadığı oyunlarda da 144 Hz ekranın tadını da çıkartabilecek sonuç alabilmek beni oldukça sevindirdi. Lütfen sizlerde de Bravo 17 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Özellikle fiyat performans konusunda sizlerin de görüşlerini bekliyorum diyelim. Başka bir Arda Plus videosunda başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.